gerçek zahitlik. Zahit dünyaya rağbet etmeyen, nefsani zevk ve arzudan kendini çekerek ibadete veren kimsedir. Biz, insanların hangisinin daha güzel amel edeceğini deneyelim diye, yeryüzündeki her şeyi bir süs yaptık. İsra Suresi 7. Ayet. Bu ilahi kelamın tefsiri şu manaya göre yapılmıştır. Yani kimin daha zahit olacağını denemek için böyle yaptık demektir. Ebu Zer radıyallahu anh'dan nakille, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dünyaya karşı zahitlik, helal olan şeyleri zahidane davranmak için kendine haram kılmak ve malı elden çıkarmak değildir. Gerçek zahitlik, Allah katında verilecek olanların senin elinde olan şeylerden daha güven verici olması ve sana bir şey isabet ettiği zaman elde edeceğin sevap sebebiyle musibete uğramayı, uğramamış olmaya tercih edebilmendir. Tirmizi, Zühd, 29. Zahit için iki sevap vardır. Birisi fakirliğe sabretmesinden, diğeri de gönlünü maldan çekip zahit olmasından dolayıdır. Fakirlik, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem seçtiği bir durumdur ve bütün nebilerin şiarıdır. Aynı zamanda büyük sahabi ve sufilerin de yoludur. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ailesine ait hiçbir evde ne ekmek ne de yemek pişirmek için ateş diye bir şey yakılmazdı. Bu hal bazen bir ay, bazen de iki ay böyle devam ederdi. Dinleyenler, peki neyle yaşıyorlardı ey Ebu Hureyre diye sordular. Ebu Hureyre radıyallahu anh, hurma ve suyla geçinirlerdi. Bir de Ensardan birkaç komşuları vardı. Allah onları mükafatlandırsın. Ara sıra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme süt gönderirlerdi, dedi. Heysemi 215. Ebu Talip el-Mekki, Kalplerin Azığı, Cilt 2, Sayfa 545-547, 14 Nisan, Mevlana Takvimi.